Herkese merhabalar. Eyvah yazılar geliyor dediğinizi duyar gibiyiz ama hiç endişelenmeyin. Eyvah LGS geliyor hocam. Evet, LGS daha da önemli. Yazılardan zaten en yüksek notları alacaksınız. Bizler sizlere mükemmel bir şekilde 8. sınıfta 13 Mayıs pazartesi başlayan matematik, Türkçe, inkılap, fen, din, İngilizce'de harika yazılı provalar hazırladık. Bu kampımızı güzel değerlendireceğiz. Sonrasında son tekrar kampımıza LGS'ye gümbür gümbür hazırlamaya devam edeceğiz. Fakat arkadaşlar çok önemli. Bugün sizlere yazılarla alakalı bazı önemli taktikler vereceğim. Bu taktikleri dikkatle dinlerseniz yazılılardan da en yüksek notları alacaksınız. Ve LGS öncesi güzel bir moralle son çalışmalarınızı yapmış olacaksınız. Şimdi sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Vanessa, Ahmet Barut, Hayat Şemen, hocam yazılı videolar ne zaman gelecek demişler. Hocam LGS'den dolayı bizde yazılıları öne aldılar. Biliyoruz, o yüzden de zaten biz hemen 13 Mayıs pazartesi günü yazılı kampımızı başlattık. Sizler de güzel güzel hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Zaten bizde bütün konular anlatıldı. Başka yazılı provalarımıza da bakabilirsiniz. Biz bu son güncel yazılı provalarımızda Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı örnek yazılı provalarına göre, biliyorsun bütün sınıflarda böyle tek tek, mesela burada ne varmış? Başka bir sınıf. Bak burada kazanımları vermiş, sorular verdi. Milliyetin Bakanlığı her sınıfta böyle bir soru sorabilirim dedi. Bu yazılılarda böyle sormalısınız dedi. Dolayısıyla bizler bu ortak senaryolara uygun bir şekilde çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ve size de bizler 8. sınıfta yazılı kampımıza Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulara göre kazanımlar hazırladık, sorular hazırladık. Bunları güzel güzel öğrendiğinde zaten yazılılardan en yüksek notları alacaksın. Şimdi öncelikle sana bir soru sormak istiyorum Tonguç'um. Diyelim ki haftaya Perşembe günü matematik yazılın var. Hangi gün çalışmalısın? Çarşamba çalışmalıyım. Genelde öyle olur değil mi? Yazılıya son gün çalışılır. Bu yanlış Tonguç'um. Nasıl LGS'ye son hafta çalıştığında olmuyorsa, önceden yaptığın çalışmalar çok değerliyse, yazılıya da yazıdan bir gün önce çalıştığın zaman tam istediğin notları alamayabilirsin. Dolayısıyla yazıdan birkaç gün önce yapılacak çalışmalar, tekrarlar, böyle işte mesela yazıl denemlerimizdeki provaları çözüp onlarla alakalı tekrarlar yapmak senin yazılılarda en yüksek notları almanı sağlayacak. Dolayısıyla yazıdan bir gün önce değil de birkaç gün öncesinden tekrarlar yapman senin daha yüksek notlar almanı sağlar. İkinci ve önemli taktiğimiz, yazıdan önce tüm konular çalışılır değil mi Tonguç? Evet hocam, her şeye çalışmalıyız. Doğru, her şeye değil ama. Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı ortak senaryolardaki, örnek sorulardakine göre çalışmalıyız. Bizler hem yazılı denemelerimizde hem yazılı notlarımızda tam da Milliyetin Bakanlığı'nın sorduğu kazanımlara göre hareket ediyoruz. Yani ne fazlasını veriyoruz ne eksiğini. Dolayısıyla sen de tüm konulara çalışmamalısın. Sadece ve sadece hocalarının vurguladığı kazanımlarda geçen konulara çalışmalısın. Dolayısıyla tüm konulara çalışmak değil, doğru senaryolarda yayınlanan konulara çalışmak daha önemli. Yazılıya her yerde, her ortamda çalışılır mı Tonguç'um? Hayır hocam, ders sadece masada ve sandalyede çalışılır. Evet, denemeler masada ve sandalyede ciddi bir şekilde çözülmeli. Soru bankalarından çözülen sorular. Ama bazı derslere, mesela diyelim ki İngilizce'de öğrenmen gereken kelimeler var. Ya da fende bazı kavramlar var. Ya da inkılapta bazı kavramlar var. Bunları esasında her yerde, her ortamda çalışabilirsin. Neden biliyor musun? Mesela bak, biz yazılı denemelerimizi veya soru bankalarımızı böyle büyük yapıyoruz. Ama yazı notlarımızı böyle küçük yapıyoruz, mintoş yapıyoruz. Neden? Çünkü bunları her ortamda çalışın istiyoruz. Her yerde çalışın. Hatta İngilizce'de bazı kelimeleri sen küçük küçük kağıtlara yazıp cebine koyarsan bunları her ortamda, her yerde tekrar edebilirsin ve bunların hepsi aklına kalır. Bak, büyük markalar, böyle çikolata markaları, dondurma markaları, kıyafet markaları senin her yerde karşına çıkıyor. Televizyonda karşına çıkıyor, alışveriş merkezine çıkıyor, işte billboardlarda çıkıyor, her yerde karşına çıkıyor. Sen onları görür görmez hemen alışveriş yapmıyorsun. Ama bir mağazaya gittiğinde, bir markete gittiğinde hemen o markayı hatırlıyorsun ve diyorsun ki bu marka iyi, bunu her yerde görmüştüm, o zaman bunu alayım diyorsun. İşte markaların uyguladığı bu stratejiyi sen de kendine derslerde uygulayabilirsin. Öğrenmen gereken İngilizce kelimeleri, fendeki kavramları, inkılap tarihindeki kavramları küçük kağıtlara yaz, cebine koy. Onlarla farklı farklı yerlerde karşılaştığında, kantinde, okulda, halanda, teyzende, maçta, şurada burada karşılaştığında emin ol hepsi aklına kalacak ve hiçbiri çıkmayacak aklından. Ve süper bir şekilde yazılıya girdiğinde veya LGS'ye girdiğinde tak 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 hepsini hatırlayacaksın. Hocam LGS kelimeleri için yazayım o Harika. Zaman. Harika. LGS'de İngilizce kelimelerini bu şekilde süper öğrenebilirsin. Yazılı için kopya hazırlanır mı Tonguç evladım benim? Kopya yasaktır ve günahtır hocam. Harikasın, çok doğru. Ama ben kopya çekilir mi demedim. Kopya hazırlanır mı dedim. Yani sen az önce söylediğim gibi küçük kağıtlara mintoş mintoş bilgileri yazabilirsin. Tabii ki sınıfa onu götürme. Tabii ki yazılıda onları kullanma, bu yasak ve günah. Ancak küçük kağıtlara yazmak emin ol birçok bilginin aklına kalmasını sağlayacak. Yazılı sonrası artık oyun yatış zamanı değil mi Tonguç'um? Nereye yatıyoruz? LGS var. Doğru. Bazı öğrenciler... Doğru, aslında bu LGS öğrenciler için yanlış bir soru oluyor. LGS'ciler hala sıkı sıkıya çalışmaya devam ediyor. Ama şunu söyleyelim. LGS'den sonra tabii ki yatacağız, dinleneceğiz. En büyük tatili biz hak ediyoruz. Ama yazılılardan sonra da
LGS'ye çalışmaya devam etsek bile takıldığımız soruları da mutlaka hocalarımıza soralım. Hocalarımızdan kanaat notu almak için hocam bu soruyu ben böyle yapmıştım ama sizce doğru cevabı nasıl olabilir diye sormak emin ol hocalarda çok ciddi bir kanaat notu oluşturuyor. Öğrenci hala çalışmaya devam ediyor, hala yazılılarla alakalı sorular sormaya devam ediyor diyor. Senin derslerle ilgili olduğunu, gayretli olduğunu anlıyor ve sana çok yüksek kanaat notları kullanıyor. Dolayısıyla yazılı kampımız başlıyor. Yazılı notlarımızı, yazılı denemelerimizi alalım ve inşallah yazılılardan da en yüksek notlara ulaşalım. Hadi bakalım, hepinize şimdiden yazılılarda başarılar.